Akıl Akıldan Üstündür kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmasını sizlere sunmaya çalışacağım. Akıl Akıldan Üstündür YouTube kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere bildirim olarak gelecektir. Hazırsanız 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamıza başlayalım. Bu çalışmamda yine 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 4. ünitesi bilim, teknoloji ve toplum, 5. ünitesi üretim, dağıtım ve tüketim bu ünitelerdeki konuların yer aldığı sınavlara hazırlık çalışması hazırladım. Umarım sizler için yararlı bir sınavlara hazırlık çalışması olur. İsterseniz ilk bölümümüzle, doğru yanlış yöntemimizle sınava hazırlık çalışmamıza başlayalım. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Sizlere yine 15 tane farklı tarzlarda cümle verdim. Bu cümlelerdeki ifademiz, yargılarımız doğru ise baş taraftaki kutucuklara D yazıyoruz, yanlış ise Y yazıyoruz. Hemen birinci cümlemizle doğru yanlış yöntemimize başlayalım. Birinci cümlemiz: İnsanların geçmiş dönemlerde ortaya koyduğu buluşlar sonraki dönemlerde teknolojinin ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Peki bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Neden doğrudur? Çünkü tekerlek olsun, yazı olsun, kağıt olsun, matbaa olsun, para olsun, pusula olsun arkadaşlar ve benzeri temel buluşlar zaman içinde ne olmuştur? Sürekli geliştirilmiştir. O yüzden birinci cümlemiz doğru. İkinci cümlemiz: sanal ortamda edindiğimiz bilgilerin tamamı yetkili kurumların ve konusunda uzman kişilerin denetiminden geçerek yayımlanmaktadır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü bu sanal ortamda, genel ağ dediğimiz bu internet ortamında birçok kişi, yani biz bile ne yapabiliriz? Bilgiler sunabiliriz. Yani bu bilgilerin doğruluğu, yanlışlığı önemli değildir. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor? İnternette gördüğümüz her bilgiyi doğru olarak kabul etmememiz gerekiyor. Yani bu sanal ortamda edindiğimiz bilgilerin tamamı demek ki uzman kişilerin denetiminden geçmiyormuş arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Üçüncü cümlemiz: siber suçların başında kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gelmektedir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kimlik bilgilerimizi internet ortamında kimseyle paylaşmamamız gerekiyor. Diğer cümlemiz: bağlantı adresinde HTTP ibaresi bulunuyorsa kişisel bilgilerimiz korunuyor demektir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü HTTP başta bu ibare varsa bir şifreleme, yani bizim internette gezintimiz şifrelenmiyor arkadaşlar. Yani herkes isteyen, yani bilgisayar konusunda uzman olan kişiler ne yapabilirler? Bizim işte gezdiğimiz siteleri, paylaştığımız mesajları veya şifrelerimizi ne yapabilirler? Görebilirler. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bağlantı adreslerinin başında HTTP değil, HTTPS bulunması gerekiyor. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz: bir aleti, aygıtı ve yöntemi ilk kez bulma işine icat, buluş denir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Diğer cümlemiz: teknolojinin insan hayatına olumsuz bir etkisi yoktur diyor. Peki bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Teknolojinin birçok yararı vardır ama bu yararlarının dışında da birçok zararı vardır. İşte bunların başında sosyal hayattan kopmamıza, şiddet ve saldırganlık duyguları uyandırıyor insanlarda. Bir de insanların birbiriyle iletişimi ne oluyor? Azalıyor arkadaşlar. O yüzden teknolojinin insan hayatına olumsuz etkileri vardır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Diğer cümlemiz: Muş, Hakkari, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayi faaliyetlerinin en yoğun olduğu illerimizdir. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi olacak. Yani bu illerimiz sanayinin yeterince gelişmediği illerimizdir arkadaşlar. Sanayinin en yoğun olduğu illerimiz hangileriydi? İstanbul, Bursa, İzmir, Adana ve Gaziantep geliyordu. Yani sanayi faaliyetlerinin en yoğun olduğu illerimiz. O yüzden bu ifade yanlış. Diğer cümlemiz: düzenli aralıklarla yayımlanan gazete ve dergilere süreli yayın adı verilir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemiz: teknolojinin sağlık alanında gelişmesi insanların hastalıklarının kısa sürede teşhis ve tedavi edilmesini sağladı. Bu ifade doğru mudur?
Evet, bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Mesela aşının bulunmasıyla beraber birçok salgın hastalık ne olmuştur? Önlenebilmiştir. O yüzden bu ifade doğrudur. Hemen diğer cümlemize geçelim. Teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar kamu hizmetlerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde yararlanmaya başlamıştır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Özellikle sizler olsun, anne babanız olsun, işte e-okul sistemi sayesinde işte notlarınızı kolay bir şekilde görebiliyorsunuz, ders programını görebiliyorsunuz, işte öğretmenleriniz sizlere hangi notları vermiş, hangi sözlü notlarını vermiş, bunları kolay bir şekilde öğretmenlerinizle görüşmeden internet ortamından görebiliyorsunuz. Mesela eğer randevu var, hastaneye gitmeden hastaneden randevu alabiliyoruz. Yani birçok işimizi ne yapabiliyoruz? Bu teknoloji sayesinde kamu hizmetlerinden biz daha rahat bir şekilde ve hızlı bir şekilde yararlanabiliyoruz. O yüzden bu ifade doğrudur. Diğer cümlemiz, insanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka yerlere kısa süreli geziler yapmasına ve bu gezilerin oluşturduğu faaliyetlerin tümüne turizm denir demiş. Bu ifademiz nedir? Doğrudur. Diğer cümlemiz, ülkemizde ormanların önemli bir kısmı İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alır. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü ormanların önemli bir kısmı, ülkemizdeki ormanların önemli bir kısmı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yer alır. O yüzden bu ifade nedir? Yanlıştır. Diğer cümlemiz, ekonomik faaliyetler insanların sosyal hayatlarını etkilemez. Peki bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü bizim maddi gücümüz, maddi durumumuz arttıkça ne oluyor? Mesela insanlar tatile gitmezken yazın işte değişik illere veya deniz kıyısına tatile gidiyor. Veya ne yapıyoruz biz? Sinemaya gitmezken sinemaya gitmeye başlıyoruz. Tiyatroya gidiyoruz. Çünkü bizim ekonomik faaliyetlerimiz ne oluyor? Sosyal hayatımızı etkiliyor. Düğünlerimizi mesela eskiden evimizde, köyümüzde, evimizin önünde yaparken şimdi düğün salonlarında veya kır düğünü olarak ne yapıyoruz? Yapıyoruz. O yüzden ekonomik faaliyetler insanların sosyal hayatlarını etkiler. Bu ifade yanlıştır. Diğer cümlemiz, insanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işlere meslek denir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz de doğrudur. Doğru yanlış yönteminde arkadaşlar nedir? Son cümlemiz, bakalım o da neymiş? Yaşadıkları çevrede yapılan ekonomik faaliyetler insanların meslek seçimini etkilemez. Bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz de yanlıştır arkadaşlar. Çünkü düşünün, Zonguldak'ı düşünün. Orada mesela kömür çıkarılıyor. Kömür çıkarıldığına göre ne olacak? İnsanlar da o kömürle ilgili mesleklere yöneleceklerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Evet, bu cümlemizle beraber doğru yanlış yöntemini bitirmiş olduk. Hemen diğer yöntemimize geçelim. Bu yöntemimiz arkadaşlar boşluk doldurma. Ne yaptım? Yine sizlere 15 tane cümle verdim. Bu cümlelerde bazı kısımları boş bıraktım. Şu üst kısımda yer alan kavramları, kelimeleri veya kelime gruplarını ne yapacağız? Cümlelerdeki boş bırakılan yerlere yerleştireceğiz. Evet, ilk cümlemizle boşluk doldurma yöntemimize başlayalım. Nokta nokta, nokta nokta ve matbaanın yaygınlaşması sayesinde insanlar bilgi birikimlerini artırmışlar ve yeni buluşlar yapma imkanına sahip olmuşlardır. Evet, bu ilk baştaki boşluklarımıza ne gelecek arkadaşlar? Birincisi ne olacak arkadaşlar? Yazı. Evet, en başta yazı. Daha sonra ise nedir arkadaşlar? Kağıt. Evet, yazı, kağıt ve matbaanın yaygınlaşması sayesinde insanlar ne yapmıştır? Bilgi birikimlerini artırmışlar ve yeni buluşlar yapma imkanına sahip olmuşlardır. Diğer cümlemiz, nokta 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 2006 yılında hizmete giren bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Bu hangisidir arkadaşlar? Bu Başbakanlık İletişim Merkezi. Evet, şöyle yazalım. Başbakanlık İletişim Merkezi. Yani kısaca nedir arkadaşlar? BİMER. Evet, demek ki Başbakanlık İletişim Merkezi 2006 yılında hizmete giren bir halkla ilişkiler neysidir arkadaşlar? Uygulamasıdır. Diğer cümlemiz, belli bir yönteme göre düzenlenen, herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bilgi içeren, genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplara nokta nokta adı verilir. Evet, bu kitaplara ne diyoruz arkadaşlar? Biz ansiklopedi. Ansiklopedi.
insanların o genel ağların yaygınlaşmadığı dönemlerde en çok yararlandıkları bilgi kaynaklarından birisi arkadaşlar ansiklopediler. Diğer cümlemiz genel ağ üzerinden alışveriş yapmak nokta nokta olarak adlandırılır. Evet, buraya ne gelecek sizce? Buraya da mesafeli alışveriş gelecek. Mesafeli alışveriş. Genel ağ üzerinden alışveriş yapmak mesafeli alışveriş olarak adlandırılıyormuş. Diğer cümlemiz yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye nokta nokta denir. Evet, buna ne deniyordu? Mucit deniyordu. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye mucit diyoruz. Diğer cümlemiz bir araştırma veya incelemede yararlanılan kaynakları gösteren listeye nokta nokta adı verilir. Buna ne diyoruz arkadaşlar biz? Kaynakça diyoruz. Kaynakça. Özellikle araştırmalarımızda, işte projelerimizde veya yıllık ödevlerimizde ne yapıyoruz? Bu kaynakçayı mutlaka kullanıyoruz. Evet, hemen diğer cümlemize bakalım. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne nokta nokta denir. Evet. Bunların tümüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Medya diyoruz. Evet, buradaki boşluğumuza ne gelecek? Medya gelecek. Diğer cümlemiz, kar elde etmek amacıyla yapılan alım-satım işlemine nokta nokta adı verilir. Peki buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Ticaret diyoruz. Evet. Kâr elde etmek amacıyla yapılan alım-satım işlemine ne diyoruz arkadaşlar? Biz ticaret diyoruz. Diğer cümlemiz, bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere nokta nokta adı verilir. Peki bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Biz bilim insanı diyoruz. Evet, buradaki boşluğumuza ne gelecek? Bilim insanı gelecek. Diğer cümlemiz, toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin tümüne nokta nokta denir. Peki bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle getireyim. Evet, bunların tümüne biz ne diyoruz? Tarım diyoruz. Evet, toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin tümüne biz ne diyoruz? Tarım diyoruz. Diğer cümlemiz mevcut bilgileri kullanarak yeni bilgiler ortaya çıkarma çabasına nokta nokta denir. Peki buna ne diyoruz biz? Evet, buna da arkadaşlar bilimsel düşünme diyoruz. Evet, buradaki boşluğumuza ne gelecek? Bilimsel düşünme. Mevcut bilgileri kullanarak yeni bilgiler ortaya çıkarma çabasına ne diyoruz biz? Bilimsel düşünme diyoruz. Nokta nokta genel ağ bağlantılı teknolojik aletlerin olağan dışı çalışmasına, programların bozulmasına ve veri kaybına neden olabilen yazılımlardır. Peki bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Evet, bunlara da ne diyoruz arkadaşlar biz? Virüsler diyoruz. Demek ki virüsler genel ağ bağlantılı teknolojik aletlerin olağan dışı çalışmasına, programların bozulmasına ve veri kaybına neden olabilen yazılımlardır. Diğer cümlemiz, yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmeye nokta nokta denir. Peki buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki de üretim diyoruz. Demek ki yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmeye ne diyormuşuz? Üretim diyormuşuz. Evet. Diğer cümlemiz tarımsal üretim yapan ve geçimini tarımla sağlayan kişilere nokta nokta denir. Peki bu kişilere biz ne diyoruz arkadaşlar? Çiftçi diyoruz. Evet. Tarımsal üretim yapan ve geçimini tarımla sağlayan kişilere biz ne diyoruz? Çiftçi diyoruz. Boşluk doldurmada son cümlemiz, yer kabuğunda çok uzun yıllar boyunca oluşan ve ekonomik değeri olan minerallere nokta nokta denir. Peki buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Maden diyoruz. Evet, demek ki yer kabuğunda çok uzun yıllar boyunca oluşan ve ekonomik değeri olan minerallere biz ne diyoruz?
maden diyoruz. Evet, bu cümlemizle beraber boşluk doldurma yöntemimizle ne yaptık arkadaşlar? Bitirmiş olduk. Hemen diğer yöntemimize geçelim. C bölümüne bakalım. Aşağıdaki tabloda ekonomik faaliyetler ve buna bağlı olarak gelişme gösteren meslekler verilmiştir. Meslekleri ait oldukları ekonomik faaliyetlerle ne yapacağız arkadaşlar? Biz eşleştirme yapacağız. Evet, sol tarafta ekonomik faaliyetler verilmiş, sağ tarafta meslekler verilmiş. Bu meslekler hangi ekonomik faaliyetle ilgili ise buradaki kutucuğa ne yapacağız arkadaşlar? Onun numarasını yazacağız. Evet. İsterseniz hemen başlayalım. Veteriner hangi ekonomik faaliyetle ilgilidir arkadaşlar? Hayvanlarla uğraşırlar. Tabii ki hayvancılıktır. Evet, buraya ne gelecek? 7 gelecek. Daha sonraki mesleğimiz öğretmenlik. Öğretmenlik arkadaşlar hangi ekonomik faaliyetle ilgilidir? Bu ne olacak? Hizmet sektörü olacak. Buraya 6 numara gelecek. Diğer mesleğimiz ziraat mühendisliği. Ziraat mühendisleri daha çok neyle uğraşırlar arkadaşlar? Tabii ki toprakla, tarımla uğraşırlar. Buraya ne gelecek? 1 gelecek. Mobilyacılık. Mobilyacılık daha çok neyle ilgilidir arkadaşlar? Ağaçlarla ilgilidir değil mi? Çünkü mobilyaları biz tahtadan, ağaçtan yapıyoruz. O yüzden ormancılık diyebiliriz. Evet, aşçılık. Aşçılık hangi ekonomik faaliyetle ilgiliydi arkadaşlar? Aşçılar daha çok otellerde çalışıyordu arkadaşlar. Oteller de neyle ilgiliydi? Daha çok tabii ki turizmle ilgiliydi. Turizm kaç numaradır? 4 numaradır. Diğer arkadaşlar mesleğimiz gıda mühendisliği. Gıda mühendisleri ne yapıyordu arkadaşlar? Yiyeceklerin kalite kontrolünü yapıyordu. İnsan sağlığına uygun olup olmadığını ve yeni ürünler tasarlıyorlardı. Bu da sanayi ile ilgiliydi. Buraya 3 numara gelecek. Son olarak da kuyumculuk. Kuyumculuk daha çok altınla, gümüşle ilgiliydi. Onlar da neyle ilgiliydi arkadaşlar? Tabii ki madencilikle ilgiliydi. Evet, bu tarz soru ne olabilir arkadaşlar? Çıkabilir. O yüzden böyle bir soru tarzını sizlere sunmak istedim. Evet, C bölümü bu şekilde. Hemen diğer bölümümüze geçelim. D bölümümüzde arkadaşlar aşağıdaki tabloda verilen bilim insanlarını ve bilim dünyasına katkıda bulundukları çalışmaları ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Burada yine 5 tane bilim insanı verdim sizlere. İşte 1 numarada Thomas Edison var, 2'de Isaac Newton var, 3'te Alexander Graham Bell, 4'te Aziz Sancar ve 5'te Cahit Arf var arkadaşlar. Burada da onların bilim dünyasına bulundukları katkılar var. Şimdi buradaki arkadaşlar katkıda bulundukları çalışmalar hangi bilim insanıyla ilgiliyse o baş taraftaki kutucuğa o bilim insanının numarasını ne yapacağız? Yazacağız. Hemen ilk cümlemizde başlayalım. Kuvvet ve ağırlık birimine onun soyadı verilmiştir. Evet, bu bilim insanımız hangisidir arkadaşlar? Bu bilim insanımız Isaac Newton'dır arkadaşlar. O yüzden buraya kaç yazacağız? 2 yazacağız. Evet, ikinci cümlemize bakalım. 1876'da sesin teller aracılığıyla iletilmesini sağlayan telefonu icat etti. Peki bu icadı yapan arkadaşlar bilim insanımız kimdir? Evet, 3 numaradaki Alexander Graham Bell'dir arkadaşlar. Buraya 3 yazıyoruz. Diğer cümlemize bakalım. DNA onarım mekanizmaları konusunda buluş yapmıştır. Peki bu bilim insanımız kimdir arkadaşlar? 4 numaradaki Aziz Sancar'dır arkadaşlar. Aziz Sancar DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluşla da 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür. Diğer cümlemiz matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Peki bu bilim insanı kimdir? 5 numaradaki Cahit Arf'tır. Cahit Arf da arkadaşlar kendi adıyla anılan Arf sabiti, Arf halkaları, Arf kapanışları terimlerini bularak matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Son cümlemiz lambanın gelişimine katkı sağlamış en önemli isimdir. Peki bu kimdir? 1 numaradaki Thomas Edison'dur. Evet, bu tarz soru mutlaka sınavda çıkar. Size örnek olsun diye arkadaşlar böyle bir ölçme yöntemini sunmaya çalıştım sizlere. Evet, son olarak da arkadaşlar çoktan seçmeli soruların yer aldığı E bölümüne geçelim. Bu bölümde de arkadaşlar sizlere 14 adet soru hazırladım. Soruları okuyup doğru şıkkı ne yapacağız arkadaşlar? İşaretleyeceğiz. Hemen birinci sorumuzla çoktan seçmeli sorular bölümüne başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağları güvenli kullanmak için dikkat etmemiz gerekenlerden birisi değildir? A. Sosyal paylaşım sitelerine kayıt olurken kişisel bilgilerinin tamamı paylaşılmamalıdır. Evet, bu dikkat etmemiz gereken kurallardan birisi. B.
Kişisel bilgileri herkesin görmesi engellenmelidir. Evet, bu da dikkat etmemiz gereken kurallardan birisi. C'ye bakalım. Paylaşılan fotoğraf ve videoların kötü amaçlı kullanılabileceği unutulmamalıdır. Evet, bu da dikkat etmemiz gereken kurallardan birisidir. D'ye bakalım. Sanal ortamda tanımadığımız kişilerle arkadaşlık yapmanın sakıncası yoktur. Arkadaşlar, sanal ortamda tanımadığımız kişiler ne yapabilir? Bizim kimlik bilgilerimizi, kişisel bilgilerimizi ele geçirip bize zarar vermek isteyebilir. O yüzden sanal ortamda tanımadığımız kişilerle ne yapmamamız gerekiyor? Arkadaşlık yapmamamız gerekiyor. O yüzden birinci soruda D şıkkı yanlış. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında yer almaz? Hata yapmaktan korkarlar demiş arkadaşlar. Bilim insanları hata yapmaktan korkmazlar. Bu ifade yanlış. Gözlem ve araştırma yapmayı çok severler. Evet. Çok çalışkan ve meraklıdırlar. Evet. Başarısızlıklar karşısında asla pes etmezler. Evet. Bunu Thomas Edison'dan biliyoruz arkadaşlar. Birçok deneme yaparak en son ampulü bulmuştu. Burada ne diyordu? Bilim insanların özellikleri arasında yer almaz diyor. A şıkkındaki hata yapmaktan korkarlar ifadesi özelliği yanlıştır arkadaşlar. İkinci soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi temel bilgi kaynaklarından birisi değildir? Yani araştırma yaparken veya bir konuda insanlara bilgi sunmak isterken yararlanabileceğimiz kaynaklardan birisi değildir diyor arkadaşlar. Biz ansiklopedilerden yararlanırız. Bilimsel kitaplardan yararlanırız, genel ağdan yani internetten yararlanırız ama romanlar arkadaşlar bizim temel bilgi kaynaklarımızdan birisi değildir. Üçüncü soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sanal ortamda doğru bilgiye ulaşmak için yapmamız gerekenlerden birisi değildir diyor. Bakalım, bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Evet, çünkü internette genel aldı dolaşan her bilgi doğru değildir. Onlara şüpheyle bakmak lazım. Bu doğrudur. Yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeliyiz. Evet, bu ifade doğrudur. Bilgileri farklı genel ağ adreslerinden kontrol etmeliyiz. Evet, bir yerde bulduğumuz bilgiye hemen ne yapmamalıyız arkadaşlar? İnanmamalıyız. Birçok siteden ne yapmalıyız? Bu bilgileri doğruluğunu teyit etmeliyiz, onaylamalıyız. Son olarak bilgisayarımıza lisanslı antivirüs programları yükleyerek, bu nedir arkadaşlar? Bizi tehditlerden korur arkadaşlar. O yüzden dördüncü soruda arkadaşlar bizim aradığımız doğru cevap D şıkkı. Beşinci sorumuz, üretilen malın kullanılması veya hizmetten yararlanılmasına tüketim denir. Yukarıdaki tanımdan hareketle aşağıdaki faaliyetlerden hangisi tüketim değildir diyor. Su içmek. Suyu tüketiyoruz. Yemek yemek, evet, tüketimdir. Ev satın almak tüketimdir. Ama sebze yetiştirmek nedir arkadaşlar? Üretimdir. Tüketim değildir. O yüzden 5. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen 6. sorumuza geçelim. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bacası sanayi olarak adlandırılan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Bu hangisidir arkadaşlar? Hayvancılık mıdır? Hayır. Tarım mıdır? Hayır. Madencilik midir? Hayır. Bu nedir arkadaşlar? Turizmdir. Evet, turizm nedir arkadaşlar? Ülke ekonomisine katkı sağlayan bacası sanayi olarak adlandırılan ekonomik faaliyettir turizm. Yedinci sorumuz, insanların ham maddeleri işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün haline getirmek için yaptıkları faaliyetlerin tümüne sanayi denir. Bakalım, aşağıdakilerden hangisi bir yerde sanayi faaliyetlerinin yapılmasında belirleyici bir özellik değildir? Peki bakalım, iklim özellikleri etkili midir? Evet, etkilidir. Ulaşım, evet, ulaşım çok önemlidir. Çünkü ürettiğimiz malları bizim ne yapmamız lazım? Satmamız lazım. Yeryüzü şekilleri eğer engebeliyse ne yapamayız? Fabrikalar kuramayız. Etkilidir. Su kaynakları arkadaşlar, bizim fabrikalarımızın hepsinde suya ihtiyaç yoktur. Su kaynakları daha çok hangi ekonomik faaliyette etkilidir? Tarımda. O yüzden 7. soruda aradığımız bizim doğru cevap A şıkkıdır. Hemen diğer sorumuza geçelim. 8. sorumuz. Hayvanların yetiştirilmesine, bakılmasına ve hayvanlardan elde edilen ürünlerin pazarlanmasına hayvancılık denir. Aşağıda verilen ilk çiftlerinden hangisinde büyükbaş hayvancılık yoğun olarak yapılmaktadır? Peki bu ilimiz hangisidir? İlk çiftimiz arkadaşlar Kars, Erzurum'dur. D şıkkında. Arkadaşlar A'daki Konya, Ankara demiş. Burada daha çok küçükbaş hayvancılık yapılır. İstanbul, Ankara ve Bursa, İzmir'de arkadaşlar daha çok kümes hayvancılığı yapılır. Ama bize ne diyordu? Büyükbaş hayvancılığın yoğun olduğu yerler neresidir? Kars, Erzurum'dur. Evet. 8. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı.
Dokuzuncu sorumuz, roket ve jet yakıtı yapımında deterjan, porselen, cam, ilaç ve kimya alanında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir? Bu madenimiz hangisidir arkadaşlar? Bor madenidir. Evet, bor madeni arkadaşlar, dünyadaki bor rezervlerinin büyük kısmı da neredeydi? Ülkemizdeydi arkadaşlar. En çok ülkemizde çıkarılıyordu. En çok çıkarıldığı illerde işte Balıkesir, Bursa, Kütahya ve Eskişehir'de bor madeni çıkarılıyordu arkadaşlar yoğun olarak. 9. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 10. sorumuz, ülkemizde sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur? Veterinerlik, hayvancılığın olduğu yerlerde, bu değildir. Doktorluk arkadaşlar neydi? Hizmet sektörüydü. Bu her yerde olabilir. İşte maden mühendisliği, madenciliğin yoğun olduğu yerlerde. Ama tüccarlık nedir arkadaşlar? Sanayi ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde tüccarlık daha yaygındır. Evet, o yüzden 10. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen 11. sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal ağları kullanırken başkalarıyla paylaşmamamız gereken kişisel bilgilerdendir? TC kimlik numaramız, evet, bunu paylaşmamamız gerekiyor. Anne kızlık soyadımız, evet, bunu da paylaşmamamız gerekiyor. Doğum yerimiz, bu da aynı şekilde. Ev, iş ve okul adresimiz, evet, bunları ne yapmamamız gerekiyor? Güvenliğimiz için sosyal ağlarda paylaşmamamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4'ün olduğu şıkkımız B şıkkı arkadaşlar. 11. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen 12. sorumuza geçelim. Yukarıda ekonomik faaliyetlerinden bahsedilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım ekonomik faaliyetlere. 1. Anzer yaylasında üretilen balı meşhurdur. 2. Ülkemizde üretilen çayın büyük kısmı burada yetiştirilmektedir. 3. Ormancılık faaliyetleri bu çevrede gelişmiştir. Peki bu ilimiz hangisidir arkadaşlar? Bu Anzer yaylası denince hemen aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Rize gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 12. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 13. sorumuz, ülkemizin iç kesimlerinde buğday, arpa ve şeker pancarı üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin yerine yukarıda bahsedilen ürünlerin yaygın olarak yetiştirilmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, ülkemizin iç kesimleri neydi? Yağışın az olduğu yerlerdi. Yani bitki örtüsünün az olduğu, yağışın az olduğu kurak yerlerdi. Bu kurak yerlerde arkadaşlar bizim ekonomik değeri yüksek olan ürünleri yetiştirilmesi mümkün değil. Bu ürünlerimiz suya az ihtiyaç duyduğu için o yüzden üretiyorlar. Burada baktığımız zaman kişisel tercihler demiş. Bu etkili değildir. Ulaşım zorluğu değil. Çünkü ulaşımın en kolay olduğu yerdir İç Anadolu bölgesi. Yükseltinin az olması, bu da değil. Arkadaşlar, yağış yetersizdi. Evet, suyun az olması sebebiyle insanlar daha çok bu iç kesimlerde buğday, arpa ve şeker pancarı üretiyorlar arkadaşlar. Hemen son sorumuza geçelim arkadaşlar. Çoktan seçmeli sorularımızda. Ekonomik faaliyetler insanların sosyal hayatlarını etkilemektedir. Bir çevrede yapılan ekonomik faaliyetler değiştiğinde insanların sosyal yaşamlarında da değişiklikler gözlemlenir. Aşağıdaki durumlardan hangisi ekonomik faaliyetlerin değişmesi sonucu insanların yaşamlarında meydana gelen değişimlere örnek olamaz demiş. Bakalım A şıkkı. İnsanların kazandıkları parayla konut satın alması veya kiralaması. Evet, ekonomik faaliyetler ne yapıyor? İnsanların yaşamını etkiliyor. A şıkkı buna örnektir. B şıkkı, sanayinin gelişmesiyle insanların sanayi tesislerinin çok olduğu şehirlere göç etmesi. Evet, bu da insanların nesini etkiliyor arkadaşlar? Sosyal yaşam etkiliyor. C. Akdeniz kıyılarında yaşayan insanların turistlerle konuşabilmek için yeni dil öğrenmeleri. Bu da etkiliyor yaşamlarını. Yeni dil öğrenmeye çalışıyorlar. Turistlerle etkileşime giriyorlar çünkü. D. Şıkkı. Köylerde hala düğün ve kına gecesi gibi sosyal faaliyetlerin evlerin önünde yapılması. Bu eskiden de evlerin önünde yapılıyordu. Şimdi de evin önünde yapılıyorsa arkadaşlar, D. Şıkkı arkadaşlar buna örnek olamaz. Evet, 14. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Evet, bu soruyla beraber arkadaşlar 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamızı bitirmiş olduk. Umarım arkadaşlar sizler için faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince sizlere farklı tarzlarda ve 4. ve 5. ünite içerisindeki konuları kapsayan sorular sormaya çalıştım. Sınavlarınızda şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Arkadaşlar, çevrenize bizi tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.